Fark ettiyseniz en çok da asistanı alkışladı. Bugün yeni yarışmacım 10 numara Gülşah Siirt'ten. Evet. Evet. Aynen bu şekilde. İstanbul'da yaşıyorum. Sen Siirtlisin. Evet. Oh ne güzel. Siirt'in nesi meşhur? Büryan. Oy. Fıstık. Oy. Battaniye. Siirt evet fıstık. Antep çok ön plana çıktı konuyla ilgili ama evet. Siirt'in de fıstığı fıstık gibidir. İşte Antep'in kurusu Siirt'in yaşı derler. Hep öyle derler. Bizim hep herkes aynı şeyi söylüyor. Demek ki öyle yani. Öyle. Hoş geldin. Hoş. Heyecanlı mısın? Biraz tabii. Geçer. Şimdi aranızdan 3 kişiyle yarışacağız. Ve 3 koltuk boş kalacak. Bu 3 koltuğu kim dolduracak? kanalde.com.tr'ye başvuruyorsunuz, geliyorsunuz, yarışıyoruz, kazanıyorsunuz. Peki, Seda Eskişehir 16. Seda, bugün kiminle yarışıyorsun? Bir saniye. Bir liste yaptım ben. Gönder gelsin. Gönder miyim? Gel gel, hadi. Hadi, hadi, hadi. Kendimi Ümit Besen gibi hissettim peçeteyle yarışmak için. Bir isteğim var dedi. Ümit'in yerleri değişmiş, şaşırdım. Şimdi listede 2, 4, 6, 8, 10 kişi var. Ortalama olarak şu andayız. Zaten 21 yarışmacı var. Ya muhtemelen tutturacaksın bugün bir tane. Eğer bu 10 kişiden birini şimdi tutturamazsan çok bilirim. Herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Bakalım bugünün ilk şanslı yarışmacısı kim? Heyecanlı mısın? Hem de nasıl? Geçer. Geçer evet geçecek. Geçer. Hoş geldin. Hoş bakalım bulduk. Acaba günün ikinci şanslı yarışmacısı kim?
Çünkü kendini Seda'nın listesinde görünce dedi ki ha bugün ben yarışmıyorum. Bu arada Seda 2'de 2 yaptı. Bakalım 3'te 3 geliyor mu? Şimdi diğer yazdıkların da umutlandı. Bakalım Seda 3'te 3 yapabilecek mi? Bugünün 3. şanslı, son şanslı yarışmacısı acaba kim? Açıkçası biz bugün biraz tahminde bulunduk Rıdvan ve Büşra arkadaşımızla. Ben çok dikkate almadım. Rıdvan %100 çıkıyorsun, hatta şimdi çıkacaksın dedi. İnanamadım ama yani tahmini tuttu. Bilmiyorum, Seda benim listeye yazmamıştı, üzülmüştü. Çok güvenmiştim ona ama olsa çıkmaya... Güvenini boşa çıkarmadı. Senin listeye yazmadığı için buradasın. Üç yarışmacım da belli oldu. Tabii ki ne yapıyoruz? Koltukları doldurmak için kanalda.com.tr'ye başvurun. Gelin yarışalım. Üç yarışmacım belli oldu. Birinci etapla başlıyoruz. Çok heyecanlısın. Niye? Bilmem ki. Ama sen stüdyoya alışıksın ya, yapma. Ya o kadar da tozumu yuttum yani. Sen de bu kadar heyecanlı olacaksın. Hakikaten yapmayalım şu yarışmayı ya. İlker Bey, gerçekten çok klasik olacak ama burası arkadaşlar farklı. Burası çok farklı. Yani gerçekten şu anda yani inanamıyorum. Yani farklı burası gerçekten. Ya. Buranın oksijeniyle oranınki bu kadar mı farklı olur? İnanamıyorum yani. Özellikle yapıyoruz gıcıklığına. Öyle mi? Sırf pislik olsun diye. Ya ben de normalde çok rahat bir insanım. Siz bir soru sorunca hökünk diye kalıyorum yani. Nasıl kalıyorsun? Hökünk. Siz bir soru sorunca hökünk diye... Hökönk diye kalmak deyim olarak soralım bunu. Peki. Madem öyle ben de bir şey yapayım. Gökhan bir kenara kayar mısın? 14'e geçelim. Burada kırıkım başka. Ben de ya İker Bey, onu demek istemedim. Icabı, çok. Sedat Başkan, Tanju Baba. Bak hakikaten burası çok farklı. Ekip arkadaşlarım. Çok farklı. Oranın oksijeniyle buranın... Ya aramızda kalsın ama burası hakikaten çok rahatmış. Fatma Gül. Efendim İlker Bey. Hayatım, birinci etapta... Oranın oksijeni nasıl? Benimki bayağı iyi. Bayağı iyi. Birinci etapta ne soruyoruz? Beş kelime.
27 harften oluşan bir şarkı sözü soruyoruz. Şarkı sözü. 27 harf. Acayip puan var orada. Alın puanları. O puanları alın. 27 harften oluşan Mehtap seninle başlıyoruz. Çark dönsün. Oğlum var mı boş? Kanal ve komutarıya dur ben de başlayacağım. 200 puan. Lili'nin L'si. Lili. Vallahi bir tek Y'yi anladık biz. Ama neyin nesi onu anlamadık. Lili. Lili. Y'yi de anlamamışız, onu da yanlış. Lili. Hangi lili bu? Reklam olmazsa söyleyeyim mi? Söyle. Reklam oldu. Ben zannediyorum ki haydi lili oradan gelecek ama. Peki. Lili'nin L'si. Şunları... Haydi çevirmeye devam et. Haydi. Haydi biraz puan kazanalım. Haydi. ...500 puan. Fatih'in F'si. Fatih. Burak çevir gelsin. ...300 puan. Neco'nun N'si. Neco, ne? Neco'ya bak da. Burak, çevir gelsin biraz kuvvetli. 5 tur atar artık herhalde. 200 puan. Denizli'nin D'si. D. Süper. Devam. 1 puan. Kastamonu'nun K'sı. K. Keşke Neco'yu 1000 puana saklasaydın. Evet. Duygu, kıyafetinin renklerini çok beğendim. Fenerbahçeliyim. Haydi çevir gelsin, kuvvetli. Evet. Ama böyle başlangıç olmaz ki İlker Bey. Efendim? Böyle başlangıç olmaz ki. İflasla başlayanın ödülden iflahı olmazmış diye. Siz bile kilitlendiniz, düşünün o kadar acı bir durum. İflasla başlayanın... İflah kesilirmiş bence de. Sırt yere gelmezmiş. İflasla başlayan israf... İflasla başlayanın israfı olmazmış. Hemen başta geliyor olması iyi bir şey. Ya bilmem kaç bin puanın olsaydı öyle gelseydi. Evet, kahrolası. Evet değil mi? Onu düşündüm yani evet, şimdi. Allah muhafaza yani. Bir nevi pas anlamında sıramı salmış oldum. Evet bir nevi pas anlamında yani. Tamam. Düşündüğün zaman. Tamam, ben diyeyim, beni geçebilirsiniz. Şey tamam, destek için teşekkürler. Mehtap çevir gelsin. Bu bir şarkı sözü. 500 puan. Samsun'un S'si. S. Burak da kolpadan rakibine gelmeyince... Aa! Ya bırak bu işleri, bırak. Nasıl? Kara. Çevir gelsin, hızlı. 1'i çok kötü oldu ya. Bırak bu işleri. Evet. 300 puan. Manisa'nın M'si. M. Bak ne kadar çabuk geri geldi, gördün mü? Evet. Hızlı.
Canım anneciğim Hatice'nin H'si diyerek başlayayım o zaman. H. Çok iyi başlamıştın. İlker Bey. Meytap. Çeviriyorum. Efendim? Tahmin etmek istersen tahmin et. Yok yok çevir. O zaman çevir. Ucuz. Balıkesir'in B'si. O çıkacak. Bana sorumluluk çaktın şimdi ya. Borcu nasıl yaptın? Aslında borcun yok da bizi mi kandırıyorsun? Yok yok var. Ya alışveriş diyeceğim kızacaksınız müsrifliğe giriyor. Yani hem zaruri hem fuzuli karışık. Ne kadarı fuzuli? Yarısından çoğu değil mi? Evet. Niye? Dayanamıyorsun. Niye dayanamıyorsun? Allah aşkına neye dayanamıyorsun? Allah yemin ederim yani ayakkabıya dayanamıyorum. Bana yemin etme. Ayakkabıya dayanamıyorum. Takıya dayanamıyorum. Herkese soruyorum. Ayakkabıya dayanabilen el kaldırsın. Hangi bayan dayanır ki? Hiçbiri dayanamaz. Yok ben dayanırım. Dayanamayanlar, ayakkabı görünce dayanamıyorum diyenler el kaldırsın. Bak hiçbiri dayanamıyor. Kaç ayakkabın var? Yüzü aşıktır. Ama yazlık, kışlık, spor... Yani... Kadınların en baba bahanesi. Sanki 25 tane şeyse yazlık, kışlık, spor. Ama çizmenin uzunu, kısası, saçaklısı, boncuklu, boncuksuz yani. Öyle gidiyor. Bak şimdi, bekle. Mehmet amca. Kaç ayakkabın var? İki tane. Bir dakika. Çizme, saçaklı, saçaksız, pullu, pulsuz, boncuklu, boncuksuz. Ya, iki tane. İki tane, ikisi de siyah. Her şeyin altına girerim, gireyim. Kaç çantan var? Çantam çok yok ama bir 30 tane vardır. Yok ama çok değil. Ayakkabıya oranla daha az. Bak ilkokula başladığım günden bugüne kadar o kadar çantam olmamıştır. Ama senelerin birikimi, yani o bir günlük alınacak bir şey değil ki. Ben ne desem? Eşim her zaman söylüyor. 1 milyon dahi olsa eğer sana gerekmiyorsa alma. O bile çok yani. Ama dayanamıyorsun. Erkekler biliyor musun? Yani. Peki. Ha. Bu bir şarkı sözü. Çeviriyoruz. Ben. 250 puan. Rize'nin R'si. R. Sesler satın alabilirsin, çevirmeye devam edebilirsin, tahmin edebilirsin. Tamam, bir sesli harf alayım ben. Al bakalım. E olsun. Edirne'nin E'si. E. Aa. Pahalı bir alışveriş oldu. Çevirmeye devam. Lütfen. ...500 puan. Zonguldak'ın Z'si. Z. Sesler satın alabilirsin, çevirmeye devam edebilirsin, tahmin edebilirsin. Bir kere daha çevireceğim. Hadi bakalım, çok puanlılar. 'Niye sesli bir harf almadın ki? Aldım bir tane. Bir tane de alsaydın. Bir dahaki turda inşallah. Gelirse. Burak nasıl yaptın borcu? Günlük ihtiyaçlar artı bu yılın başında yeni bir eve taşındım. Evin öte birisi ufak tefek ihtiyaçlar derken baktık almış yürümüş kart. Fuzuli bir harcamam yok yani. Ayakkabı gibi, çanta gibi. Ooo Mehtap'a laf çaktı. Eyvallah, hadi çevir gelsin. Hızlı. Çaresi
Şu an T'si. T. Duygu, rakiplerin 1500'e 1400 puandalar. Evet. Senin de puana ihtiyacın var. Kesinlikle. Üçüncü kez sana geliyor. Artık değerlendir. Hızlı çevir gel. Bu bir şarkı sözü. Üç yüz puan. Yozgat'ın Y'si. Y. Yeah. Duygu. Efendim. Sesli harf alabilirsin, çevirebilirsin. Çevir istersen, tahmin etmiyorsan. Bir kere daha çevireyim. Hızlı. Ve bir puan. Ceyhan'ın C'si. Keşke sesli harf alsın. Yani sessiz harf alsaydım. Evet, yani yarışmacılarımız genelde sesli harf almak konusunda biraz pinti davranıyor. Çok heyecanlıyım. Gerçekten ilk oyundan sonra inşallah atarım. Bu benim değil arkadaşlar, hayırlı olsun. Ne yapalım? Mehtap, buldun mu? Buldum. Çevirip puan arttırabilirsin. Final ve büyük final için direkt tahmin edip direkt kart feleğe gidebiliriz. Ben tahmin edeyim. Puan arttırmak istemiyorsun. İflas. 1000 puan. Yok ben tahmin edeyim. 1000 puan. Pasta var ama. 1000 puan. İçimden çevirmek geliyor ama korkuyorum. Ben tahmin ediyorum. Tahmin edeyim. Senin sesin harikulade. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir sesin sizin var. Sizin güzelliğiniz, sağ olun. Peki şarkı tahminini duyalım şöyle güzel sesinle. Tamam. Şarkının kendisiyle olmaz mı? Olur. Buyurun. Yandın olur, biz yangına gideriz. Yangın olur, biz yangına gideriz. Sevgili seyirciler, yangın olur, biz yangına gideriz. Doğru yanıtı. Kartı felek iner, biz kartı feleğe gideriz de devam ediyoruz. Buyurun. Marşı ne kadar? 58. Bayağı ayakkabı almışsın. Hepsini ayakkabı almadım. Ne kadar ile ayakkabı aldın? Yüzde... 20'si. %20'si. Of. Yani zaten of. Peki hedef tabii ki %100 ama seni ne keser? Beni ne keser? %60, %70 keser. Göreceğiz. %100 keser de kesmeyebilir. Göreceğiz. Çevir gel. Buradayım. %50. Keser mi yarısı? Yeter mi yetmez mi? Aslında keser de bir kere daha şansımı denemek istiyorum. Bak yeterse neyse, bir şey demiyorum. Ben kart feleğe karışmıyorum. Ama şimdi o kadar ahkam kestik orada, yani yukarıda fikirlerimizi beyan ettik. Olmaz şimdi bir kere de çevirsem böyle. Arkadaşlarına sor, ben karışmıyorum. Mehtap, çevir lütfen. Çevirmek istiyorum. Elimde çok oran var, onu çevirirsen %50'den fazlasını getirme ihtimalin yüksek yani. Yüzler var, sonra üçüncü turda yüzler. Tabii. Yaşamak istiyorum onu ben. Tabii ya, yine gel. Çevireceğim ilk yani. Peki, ben karışmam. Gittikçe yükselen bir grafik var. Evet. 3 tane yüzlük dilimim ve senin de bir hakkın var. Sen bilirsin. İşte asıl korktuğum olay bu. Bilmiyorum, nedense korkutuyor beni bu yüzden. Önce yerleştir, sonra düşünürsün. Şart değil çevirmen. Tamam. Ben de yarışmacı olmak.
30'a koy. Aşağı çalışma. Ahmet Turuncu 30'a koy. Sağ tarafta. 40'a yapıştır. Sağ tarafa doğru çalışma. Mehtap sağda. Aynı 30. Hangi sağda? Turuncu 30'a. Şu mu? Mehtap hayır ama bilmiyorum yani. 30. Yani 30 dururken. Hayır o değil, yeşil 30 var. Hayır. Mehtap. Ben olsam %0'ı kapatırım. Saat 7.26. %0 mı kapatayım? Evet. İncecik zaten İlker Bey o ya. %0'ı kapat. Ne yapıyorsun? %0'ı kapatamıyorsun. Değil mi? Kapat ya. Ya kapat ne olacak? Neyse hayır. Evet 4 numara İlker seni yanlış yönlendirdi. 0'ı kapatamıyorum. Aynı yana. İlker Bey nikelini de kapatsa ne olur yani? Tamam. Yan yana son karar. O kadar şeyden sonra bir de yarışmıyorum derse. Besmele çekme çevir. Çevirmek zorunda değilsin. Tamam ben beğenmedim bunu. Evet. Mehtap %100'ü kapat bence. Mehtap yan yana 30'da kalmalıydı. 30'da kalmalıydı. Yan yana bırak, gönlüne göre. Tamam arkadaşlar böyle iyi çevireyim ben. Tamam. Evet acele etme. Bence bilmiyorum yani. Yeter mi yetmez mi? Yeter. %60. Yetmez. Peki ilk sorduğumda %60, %70 yetiyordu. Sonra %50 geldi, yeter dedin. Sonra bir daha çevirdin. %60 geldi. Başta %60 kesiyordu, yetiyordu. Şimdi yetmiyor. Ama işte şu yüzler var ya. Ama daha fazla. Onlar karıştırıyor kafayı. Yeni model ayakkabıları gelmiş. Ondan yetmez galiba. Bilmiyorum. Karar değiştirebiliyor muyum tekrar? Efendim? Tabii kararımı değiştirebilir miyim? Çevirdikten sonra mı? Sıfır gelirse tabii değiştirebilirsin. Yeter mi yetmez mi %60 son kez soruyorum. Çeviriyorum ben şansım neyse. Buyur lütfen. %30'u kapat demiştik sana. Az kaldı. %50 geldi. Başta dedin ki %60, %70 evet, yeter. Dedim. Ama seni ne keser? Beni ne keser? %60, %70 keser. Duyumsuzluk, amelsizlik bu. Ama bile isteye diye yaptığını merak ediyorum. Ya ne bileyim herkes çeviriyor ya denemek istedim yani. Belki %100 gelebilir. Ama herkesin kendi bütçesi kendine kendi yani. Öyle. Çözemiyorum ben bunu gerçekten. Yani sadece senin için söylemiyorum. Kimi zaman tabii ki ben de yani hayatımda öyle şeyler yapıyorum. Biraz daha olsun bir şey falan diye. Ama ben bunu yaşayacağımı biliyordum. Aferin sana vallahi helal. Bir şey itiraf edelim mi hep beraber? Tabii ki. Aç gözlüyüz. Amelsizlik bu evet. Gerçekten öyle. Teşekkür ederim. İçine doğuyor, kalbine doğuyor. Aksini de defalarca gördük. %100'ler gördük kaç tane. Alabilirdi de orayı kapatsaydı zaten. 30'u kapat dedik ona. Evet oradaki karar da orada da bir matematik var. Belki onun üstüne gitmek gerekiyordu. Ama neyse öf. Sevgili seyirciler biz bankaya gidiyoruz. Ama bir daha mı geziyorsun ya? O da güzel. Kolay gelsin herkese. Merhaba, hoş geldiniz. İyi günler. Merhaba Mehtap Hanım. Merhaba Ece Hanım, nasılsınız? İyiyim. Çoluk çocuk? Yok ama kahvet. Peki, %30'unu kapatıyoruz. Tamam, hemen. %60 değilmiş şimdi %30'u duyunca. 60 oldu. Ya evet, yani iki katıyken şimdi yarısı tutarında bir meblağ ödeyeceğiz. Aman canım sağ olsun. Aman şef, bir daha mı geleceğiz dünyaya? %30. Ne kadar kart borcunuz vardı? 5800 liranın %30'unu hemen kapatıyoruz o halde. Mehtap Hanım tebrik ederim. Umarım %100'ünü de kapatmak nasip olur. Umuyoruz ki öyle sevgili seyirciler. Biz %30'u kapattık ve Çarkıfelek ikinci etapla devam ediyoruz.
Durduk yere %30'unun kapandığını da unutma. Evet. Eldeki elma daha kıymetli. Evet. Süper. Kesinlikle. Sevgili seyirciler, ikinci etapla devam ediyoruz. Fatma Gül, ikinci etapta ne soruyoruz eğer? 4 kelime 20'ye... Pardon. 20'ye... 20'ye oldu orada. 4 kelime 27 harften oluşan bir atın sözü. Dört kelime 20 ya. Olur ya, ben neler saçmalıyorum burada aşk olsun ya. Dört kelime 27 harften oluşan bir... Atasözü. Atasözü. Sevgili yarışmacılarım, hızlandırılmış tura geçiyoruz. Şu kırmızı hepiniz için gelecek olan puanın ibresidir. Ben çeviriyorum. Sizler yarışıyorsunuz. Hepiniz için eşittir. Burak, seninle başlıyoruz. Sessiz bir harf. Beril'in B'si. B. Duygu. Nihat'ın N'si. Ne? Bir tane var. Kastamonu'nun K'sı. K. Denizli'nin D'si. D. Trabzon'un T'si. T. Devam. Kaç puanım var İlker Bey? 1800. 1800. Muğla'nın M'si. M. Mehtap. Sinop'un S'si. S. Yozgat'ın Y'si. Y. Bırak. Lüleburgaz'ın L'si. L. Burak, seninle devam ediyoruz. Zonguldak'ın Z'si. Z. ...900 puanın oldu. Sesli harf satın almak istiyorum. Vereyim. E. E. Sesli bir harf istiyoruz. Yozgat'ın Y'si. Söylenmişti. Burak. Yozgat'ın Y'si. Y. Duygu. Dizinin R'si. R. Şimdi sesli bir harf satın alabilirsin. Bir tane daha harf söylemek istiyorum. Söyle. Giresun'un G'si. G. Sesli harf mi, sessiz harf mi söyleyeceksin? Satın alacağım. Al bakalım. İstanbul'un iyisi. İyi. Sessiz bir harf. Ya şurayı çözemedim, çok ilginç ya. Bir harf söylemen gerekiyor. Van'ın V'si. V. Yine sessiz bir harf satın alabilirsin. Sesli bir harf. A alıyorum. Adana'nın A'sı. A. İlk iki kelime seni çok zorlayacaktır. Diğer iki kelimeyi zaten bulmuşsundur. Sessiz evet. Bir harf. Süre. Süre. Orada var hayatım. At bari süre geçmesin. Geçti. Geçti, sıram da geçti. İlk. Evet, onu söylüyorum. Sıran da geçti. Yanlış söyledim. Var, söyle. Ne olacak yani? Peki. Mehtap. Tahmin hakkımı kullanmak istiyorum. Pas ya da iflas gelmeyecek. Eğer sessiz bir harf varsa al, puanını arttır. Peki. Şırnağın Ş'si. Şafağın Ş'si kocam. İnanmıyorum ya. Tahmin mi? Evet, tahmin. Nedir? Davetsiz gelen döşeksiz oturur. Çoğandığında, kalktan kapandığında, bir tek umudum kaldı çay kıfeye.
Duygu, süre... Ya böyle şeyler bir de çok kullanırım güncel hayatımda. Kendime kızıyorum yani. Böyle şeyler... Bilmiyorum, aslında tam benim dalımdı. Az önceki parça belki çok fazla aşina olduğum bir parça değildi, şarkı sözü. Ama bunda kendimi çok suçluyorum. Eşim şu anda izleyecek. İşleri yoğun olduğu için gelemedi. Lütfen bana kızma. İzlerken yüz ifadeni tahmin edebiliyorum. Kızmak ne münasebet? Sen onun hayat arkadaşısın. Böyle bir şey için kızdın mı ya? Ama şöyle ya... Bu da bilinmez mi be Duygu? Evet işte. Bunu da ben bilmez miyim? Bir güzel hazırladın, tabakta servis ettin. Mehtapçım al dedim. O da aldı, helali hoş olsun. Ay canım benim, sağ ol. Sevgili seyirciler. Kartı Felek gelsin, kalan borç da ödensin. Demin de mantıklı olmadığını kim söyleyebilir ki? Hepiniz söylediniz. Aşk olsun. Ha bir ara sen Fatma Gül'e şarkı çalıştıracaktın. Ne oldu? Çok beğeniyormuş sesimi de biraz daha iyi olsun diyor İlker Bey. Zaten iyi ama isterse seve seve beraber söyleriz. Neydi en sevdiğin şarkı? Onu da unuttum şimdi. Gel gel sarışını mı söyleyelim bari. Pop'a daha yatkınım ben. Pop'a daha yatkınım yani. Ses harikulade, pop'a daha yatkınım. Halk müziğinde birazcık şeyim ama. Nasıl o şarkı gel gel sarışını? Gel gel sarışınım gel. Ben sana aşığım. Mehtap %30'unu hallettik. 3 hakkın var. İkinci etabı da sen kazandın. Çevir gelsin. Çeviriyorum. Bir tık daha fazla çeviremiyorum ya. Çevir Mehtap. Hızlı. Çevir, çevir. İkinci hakkı. Yeter mi, yetmez mi? Yeter İlker Bey. 2 saattir içime öykü toplasınız. Başka bu böyle bir şey. Bunları görünce dayanamıyorum ben. Bir şans daha gelmez. Kaç oradayız? Kaç? İşte bunlar da ayakkabı gibi, öyle düşün ya. Acaba denesem bir tane daha? Bir koy hele. Ha? Ha. 45'e koy. Aşağıda sağda da var bir tane 30. 30'ları kapat. Sağda. Sağda 30 var. 50'leri var. Aynen öyle. Ben buradan hiç görmüyorum. Bir de hemen karşı. Yukarıda 45 var. Yukarıda sağ çıkıyor. Arkadaş şurada. 2-2. Biraz önce de bir tane %30 boş bıraktı. Şimdi böyle bakınca çok güzel duruyor. Ama geldi. O taraf gelmedi ki. Az önce sağ taraf geldi. Yani. Yok, başka bir tane bıraktı diyorum. Şu mu? Evet. Lilo. Ben bir pratik yapabilir miyim? Hayır. Şu an dönüyor. Mehtap %30 tamam, o %100'e gelme olasılığı çok fazla. Hangisine? Yani çevirince gelecek %100. Geçen daha önce. %100 gelir. O çevirmeyeyim ya. Bir blok kapatması lazım. Ben karışmam. İşte az önce de 70'e koy, alttaki yorum alabilir miyiz arkadaşlarım? Tabii ki, kime sormak istersen numarasıyla beraber söylersen mutlu olurum. 13 Arzu. Böyle iyi ediyorum ben. Az önce de çünkü yani sadece bir blok kapatmaya çalış. Sağ tarafı dağıttığın zaman ihtimallerini düşürüyorsun. Böyleyken iyi gibi geliyor bana yani. 10 numara 5 yıldız İlker Bey. Bence yani...
Ay, inanılmaz yani. Bence sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bence Mehmet amcaya sor yani. 7 numara Mehmet amca, buyur. Bence şansını bir daha dene. Deneyeyim. Evet, her zaman ele gelmeyen bir şeydir. Yani, zaten eğlenmeye tabii gelmişiz. Doğru diyorsun. Yani, eğlenme tadını çıkartalım yani. Doğru diyorsun. Çevireceğim ben. Alkış. %60 geldi, şansını zorladın ve %60'ı buldun. %30'unu zaten ödemiştik. Evet. O halde sevgili seyirciler, biz bankaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Merhaba. Hoş bulduk. Ece Hanım, bir de %60 ödeyeceğiz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. 5800 liralık kart borcunuzun %30'unu ödemiştik. Hı-hı. Şimdi hemen %60'ını da ödüyoruz. Ve böylece toplamda %90'ını ödemiş bulunuyoruz. Süper. Süper, daha ne olsun? Şam'da kayısı yani. Aman sevgili seyirciler, toplamda %90 borç ödemiş olduk. Ne yapıyoruz? Çarkı Felek'te 3. etapla devam ediyoruz. Çarkı Felek. Burak ve Duygu. Alalım bir şeyler. Lütfen. Toplam puanlara baktığımızda Mehtap'ın 2400, Burak'ın 1800 ve Duygu'nun 2600 puanı var. Fark açık değil. Herkesin büyük final şansı devam ediyor. 3. etaptayız. Ne soruyoruz? 5 kelime, 29 harften oluşan kamyon arkası yazısı. Kamyon arkası yazısı. Duygu, aran nasıl kamyonlar? Vallahi değil. Yani iyi değil. Ama mantık yürüterek de bulabiliyoruz, biliyorsun. Onlar, evet, kelimeleri teker teker çözmek gerekiyor. Çünkü biraz mantığa aykırı olduğu için, en azından bizim mantığımıza aykırı olduğu için. Kamyoncu olmadığımız için. Bu bir kamyon arkası yazısı. Duygu, hadi şöyle kuvvetlice çevir gelsin. Duygu'ya lütfen çok büyük alkış. Hayat arkadaşım, eşim, sevgilim, Nihat'ın nesi? Vaaay! Ne? Devam. $300. Denizli'nin D'si. D. Devam. Bu bir kamyon arkası yazısı. $300. Trabzon'un T'si. T. Çok iyi. Var mı lan? 500 puan. Yozgat'ın Y'si. Y. Ye. Özde. Emniyet jokerinde yok. Gitti puanlar. Gitti. Mehtap. $300. Pelin'in P'si. P. Burak, haydi. Sona yaklaşıyoruz. $400.
Rize'nin R'si. R. İki tane R var. Manisa'nın M'si. M. Bu bir kamyon arkası yazısı. Geçti, geçti. Bir şey olmaz. 4 puan. Lüleburgaz'ın L'si. L. Evet, çevir gelsin. Geliyor mu? Gelmedi. Güzel. 300 puan. Kastamonu'nun kalsa. Ç. Devam. ...750 puan. Çok güzel puan. Giresun'un G'si. G. Mehtap. Bu çıksaydı, her sakın alacaktım. Bir öncekinde de alabilir miyim? Evet. Vardı puan. Bak orada puanları yazıyor. Evet, benim üstahidim. Burak. Puan. Şapan şeysi. Şe. Yine sana geldi. Evet. Haydi. Üç yüz puan. Balıkesir'in B'si. Sesli harf satın almak istersen alabilirsin şu anda. Şu baştaki... Satın alayım ben ya. Ben artık gerçekten şansa bırakmak istemiyorum. Bir tane daha harf söyleyip aslında almak isterdim. Adana'nın A'sı diyorum. A söyleyelim. A. Çevir. Çeviriyorum. Şimdi çok kritik bir nokta. 1000 puan. Allah'ım lütfen. Lütfen. Lütfen Allah'ım. Sen. Sesli harf alabilirsin, çevirebilirsin. Yani açıkçası fikrim yok ya. O zaman çevir. Çevireceğim. Son bir kez çevireceğim. Son bir kez. İnşallah. İflas gelmesin. 200 puan. Hatay'ın E'si. He. Satın alacağım. Hangisi? Edirne'nin E'si. E! Oh.
Çevirmek mi istersin, tahmin mi etmek istersin? Süren var, çabuk karar vermelisin. Çevirip puanımı mı yükselteyim mi yoksa tahmin mi edeyim diye düşünüyorum şu anda. Fark etmez, puanın final oynamak için yeterli. Yeterliyse o zaman tahmin ediyorum. Lütfen, uzaktan severim, ruhum bile duymaz. Uzaktan severim, ruhun bile duymaz. Toplam puanlarda zaten en yüksek puanda sensin. Yani çok sürekli bin gelmesi gerekiyordu farkı açasın diye. Dolayısıyla risk almadın. Akıllıca oldu çünkü iflas geldi, bir moralin bozuldu. Pas geldi Burak'a, moral gitti. Mehtap'a pas geldi, iflas geldi. Biz buraya bir dilim koyduk. Bu dilim Brixton Emniyet Joker'i. Eğer bu gelmiş olsaydı pas ya da iflas size kesinlikle dokunmuyor olacaktı. Bu sefer gelmedi. Bu sefer gelmedi. Biz kartı feleğe gidelim, borçları ödeyelim. Duygu gel. Ne? Gerçekten. Ama bir şey söyleyeceğim İlker Bey. İlk geldiğimde de söylemiştim. Ben kesinlikle fuzili harcama yapmıyorum. Dekorasyon, evimi güzelleştirmeye çalışıyorum. Gerçekten öyle. Evime bir gelseniz o kadar güzel bir evim var ki. Ya şimdi izleyenler diyecekler evet evet diye. Fotoğraflarını çekip yaptırmaya çalışıyorlar mimarları. Gerçekten çok güzel bir ev yaptım ama bayağı kilitli oldu. Bize borcu kilitlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadarı sana yeter? Yüzde kaç yeter? Biz şimdi eşimle konuşmuştuk. Birkaç akşamdır konuşuyoruz ne yaparız diye. Eşim bana çok açıkçası risk alma dedi. Hani Duygucuğum 50'nin 55'te bir şey geldiyse hani 70'i 90'ı 100'ü tırmalamaya çalışma. Orada kal risk alma dedi. Ama şöyle bir şey var yani biz buraya geldiysek zaten bir şanstır. Bir oyun da aldıysak biraz zorlayalım diyor. Tırmalamakta fayda mı var? Onun tabiriyle. Çevir gelsin. Hızlı, süratli. Ben ne oluyor? Sonradan mı açılıyorum ya da gelirdi mi ya? Gelir yani. Ya İlker Bey böyle bir şey olur mu? Moralim bozuluyor, demoralize oluyorum. Sonra bir şeyler yapıyorum ama inşallah burada da yapacağım. Hissediyorum. Hata. Şimdi ben diyeceğim borcu ödüyorum. Çok güzel bir şey. Hayır, İlker Bey. Lütfen. Yok, yok. Yok. Arkadaşlar yani şunu yapmak akıl kârı mı? Gerçekten değil. Gerçekten değil ya. Yani değil mi? Duygu sakın. Yeter. %100, %90'dan daha çok değil mi arkadaşlar? Hayır Duygu, eşin seni boşar. Ben kesinlikle sizin felsefenizle ilerliyorum. Yani azla yetinmeyen çoğu hiç bulamaz. Kesinlikle hayır. Bravo. Merhabalar. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ece Hanım %90. Harika. Ne kadar kredi kartı borcunuz vardı? 8.000 lira. 8.000 lira. Evet. Pek çok kişinin kart borcunun neredeyse 4 katı.
Tebrik ederim. Çok bayağı güzel bir oran. Duygu Hanım, kart borcunuzun %90'ı ödendi. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler Ece Hanım. Duygu gel. Alışveriş yapamadık. Ev evet. için bir şeyler alamadık. Ama evet. dert değil. Biz zaten kart borcu ödemeden alışveriş yapmıyoruz. Sevgili seyirciler, Duygu'nun kart borcunun %90'ını ödedik ve Çarkı Felek'te final oynuyoruz. Evet. Genel olarak istatistik şöyle gösteriyor. Kart borcu ödemeyen ya da etap kazanamayan dostlarımız büyük final görüyor. Evet. Umarım senin başına da böyle bir şey gelecektir. Umarım. Sevgili arkadaşlar, finaldeyiz. Büyük final için oynayacağız. Bir soru soracağız. Harfler açılmaya başlayacak. Tek tahmin hakkınız var. İlk ve doğru tahmin eden büyük final oynar. Alınız lütfen düğmelerinizi. Fatma Gül. Efendim Hikâr Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz? İyiyim, teşekkür ediyorum. Ne soruyoruz finalde? 7 harften oluşan bir ülke soruyoruz. 7 harften oluşan bir ülke. Örnek? Her şey olabilir. Türkiye. Mesela. Ulan örnek verdim, uyuyor da ha. Hazır mısınız? Tek tahmin hakkınız var. İkinci hakkınız yok. İlk ve doğru tahmin eden büyük finalde araba için yarışır. Araba derken de ÖTV, KDV benden her zamanki gibi bir depoda dünyanın en pahalı benzini. O konuda aklınıza bir şey kalmasın. Çarkı Felek'te şimdiye kadar kaç araba verdik? 4 araba verdik. Ben biliyorsunuz onlarca araba verdim. Evet. Biri neden sizin olmasın? Lütfen çok dikkatli olunuz, sabırlı olunuz, hızlı düşününüz. Bu bir ülke. Harfler... Açılmaya başlasın. Tek tahmin hakkınız var. Bu bir ülke. Bir harf açıldı. 4. harf A harfi. 2. harf. Açın. Tek tahmin hakkınız var. Yanlışlıkla dahi olsa lütfen düğmeye basmayınız. Kesin emin olana kadar. Bir harf daha. Açın. Burak. İrlanda. İrlanda mı? Eğer doğru ise büyük finaldesin, doğru değilse hanımlarla yarışmaya devam ediyoruz. İrlanda mı? Devam. Bir harf daha açılsın. Açılsın. Bir harf daha. Ya kazanan büyük finalde. Açılsın. Duygu.
Ya nasıl İrlanda değil, ben anlamadım ki. Bastın, hemen tahmin hakkını alayım. Bastın, tahminin ne? Süre geliyor. Dıdıt geliyor. Gelsin Dıdıt, vallahi bilmiyorum ya. Ben tahmin edeyim mi? Mehtap! Bilmiyorum. Abi nasıl ya? İkimiz de eğlendik değil mi? Şey... söyleyeyim mi? Söyle. İzlanda. Çok farklı. Burası farklı, evet Ümit. Gerçekten Ümit abi. Hala bak orada burası çok farklı diyorsun. Gel de gör, gerçekten çok farklı. Boş yani. Boş verin, olduğu kadar. Olduğu kadar. Gerçekten biz buraya eğlenmeye geldik. Dediğim gibi çok da güzel manevi şeyler kazandık zaten. Ama insan yine de hırs yapıyor şurada. Keşke ben olsaydım diyor yani. O yüzden eve gidince unutacağım ama yani. Eşime sarılacağım, unutacağım. Bu kadar. Ya bir harf kaldı. Duygu diyorsun ya, burası çok farklı diye, burası da çok farklı. Ay. Buram, alıver şunu be. Aldım. Kadasını aldım. Hah. Kız, hah. Duygu, hah. Küçük armağanlar, Burak. Sağlık olsun. İyi değil lan be. Eşine selam söyle. Aleykümselam. Lütfen iki yarışmacım için de koskocaman alkış. Diyorum ki lütfen tasarruflu olun ama illa harcayacaksanız da ayağınızı yol gösterin. İzlanda. İzlanda. Sevgili seyirciler, Mehtap'la büyük final oynuyoruz. Gel Mehtap. Fatma Gül. Efendim İlker Bey. Büyük finalde ne soruyoruz? İki kelime, 12 harften oluşan bir yemek soruyoruz. İki kelime, 12 harften oluşan bir yemek. Teşekkür ederim. Gel. Gönlüm şundan yana. Fakat bilmiyorum. Neyden yana dedin? Mavi. Al. Al, al ya. Hayır, hayır. Hepsini al. Al, hiç uğraştırma beni. Gel, arkadaşlarım burada. Ailenden tanıdık, eş, dost var mı kimse? Oğlum orada. İki oğlum var. Annem, kız kardeşim, eltim, arkadaşım. Akrabalardan dışarıda kalan var mı diye sormam gerekiyor. Hoş geldiniz. Konuşun, seç bir zarf, hadi. Aa. Oğlum, söyle bakalım hangisi? Yeşil. Yeşil. Öbür oğlum? Mavi ile yeşil arasında kal. Arkadaşlar, siz ne diyorsunuz? Var mı fikriniz? Kırmızı. Sarı. Kırmızı. Yeşilden gelen. Bence. Mehtap, hangisi değil? Hangisi mi değil? Evet. Turuncu değil gibi geliyor. Yere vurduğum şey de araba olabilir. Ne olmaz başka? Kırmızı da değil. Şu üçü işte. Gel. Sarı diyenler. 10, Gülşah ve 1, Afra. Yeşil diyenler, Fofi, Fofia, mavi diyenler, turuncu diyenler, kırmızı diyenler.
Arzu sen ne diyorsun? Hiçbir şey demiyorum. Ya o kadar karışık ki. Yani ben Mehtap'ın hiç yarışacağımı tahmin etmediğim için öyle odaklanmamışım herhalde. Şu anda zaten o kadar çarkta müdahale ettim ona. Yani biraz sıkıntılı sanki bugün. Kendisi karar versin. Üçü de dursun gel. Önce bir oynayalım gel. Sen de kalsın bunlar. Bu bir yemek. B, C, D, Y, Z, İ bizden. Üç sessiz bir sesli harf söyler misin? Söylerim tabii. Hı? Ma. Manisa'nın M'si. Ma. M. Sibel'in S'si. S. Tencerenin T'si. Tencerenin T'si. Edirne'nin S'si. E. B, C, D, Y, Z, İ, M, S, P, E. Doğru mudur? Doğrudur. Kaç harf buldum? Bu bir yemek. Stüdyo sessiz. 10 saniye süresince istediğin kadar at. Atacağım. Bu bir yemek. Hazır mısın? Harfleri açacağız. Ardından ben süreyi başlatacağım. Bu bir yemek. Harfler açılsın. Ve süre biber dolması değil, ne dolması? Dolması. Hadi. Tabak dolması, kabak dolması. Kabak dolması. Kal. Biber değilse kabak dolması. Başka. Süre bitti. Uf ya. Niye bir tane söylüyorsun ki? Bu kadar şansın var aklına geleni. Ama dolması, kabak... Biber patlıcan dolması uymuyor, zaten biber... olamaz. Patlıcan da uymuyor. Niye patlıcan uymuyor? Nasıl yani? Al. Pat. Ne olur kabak dolması al. Patlıcan. Üç tane zarf var elinde. Eğer ki kabak dolması doğru ise... Bu üç zarftan birini seçmeni isteyeceğim ve zarfın içindeki senin hediyen olacak. Eğer yanlışsa aa yapacağız, öpüşüp sarılacağız, ayrılacağız. Kabak dolması değilse ne dolması ki o? O kadar İrlanda değilse neydi ki o? İzlanda çıktı. Çoban dolması, çoban. Çoban dolması. Çoban dolması yok, salatası var. Çobanı dolduruyorlar, sen bilmiyor musun? Ben salatasını biliyorum. Kabak dolması. Ay. Al içindekini. Dört. Sarı mavi. Hadi. Şu an sarı gibi. Şimdi daha içinden gelen. Mavi. İçinden. Ya benim içimden mavi geçiyor. Ama yeşil de olabilir. Sarı da olabilir. Hepsi olabilir. Sarıya ne oluyor? Ne hissediyorsa onu. İkiye mi düşürseydik ya? İstersen ikiye düşürelim. Düşür. Bence bir ekleyelim. Tamam, o zaman sarıyı eleyelim. Yeşil ve mavi kalsın. Ya da yeşili mi elesin? Mavi ya. İçinden gelen. İçinden gelen hangisi? Ha? İçinden geçeni al. Fatih mavi dedi, Emir yeşil dedi.
O yüzden sarıyı aldı işte. İkisi de şu an içinden ne geçiyorsa onu al diyor. Ya ilk seçtiğim maviydi. Aklım onda ama yeşili de seviyorum. İkisini de alıyorum. Seda! Kararsız. En kötü karar kararsızlık. Evet. Ben hep yeşilden yanayım. Ben yeşilde buldum muradımı. O da bulsun Murat'ı diyerekten. Ben 3 numara bana göre. Eğer ben çıksaydım mutlaka yeşil olacaktım. Hiç tereddütsüz. Biliyorum orada. O hep yeşil olacak. Tamam İlker Bey, yeşil. Yeşil mi? Yeşil. Ya ben yeşili seviyorum yeşil ama niyeyse bugün içimde... Yeşil mi mavi mi? Son kez soruyorum. İçlerinde. Tamam yeşil. Mevsa. Yanılmasın, seni yanıltmasın. Bak yanındayken dedin ya böyle olacağını ben biliyordum diye. Şimdi de ilk düşündüğünü bence, o, yani o öyle odaklan, anladın mı? Bir de burada çıkıyormuş yeşil. Yok yeşil alsın almasın diye demiyorum. Arap saçına döndü. Ondan geriye sayıyorum, birini seç. Tamam mavi. Mavi, doğru mu? Doğru. Tut. Açıldı mı? Son anda kaybettiğin hediye bu. Ay ne teknoloji paketi. Acaba kimde? Mavide. Mavide. Sende araba. Sende araba. Mavide. Bir dolu benzin de sende. Ne olur ne olur ya. Mavide. O yeşile mutlu. Ya bakamıyorum ben de bak. Araba mavide. Evet. Ben bakayım mı? Size sürpriz olsun. Peki dur bakayım. Aynı anda açın ikiniz. Hayır. Aynı anda açın İlker Bey. Olmayan şekerim çıktı. Sevgili seyirciler, bugün
Mehtap'la yarıştık. Son iki zarfa kaldı. Birinde araba varmış, birinde motosiklet. Onun seçtiği zarfta. Aslında istediği halde seçmediği zarfta diyeyim ben. Araba vardı, bir motosiklet kazandı. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Kocaman Aykut. Siz de gelip yarışmak isterseniz kanalde.com.tr'ye başvurun. Gelin yarışalım. Bu akşamlık bitti. Görüşürüz. Görüşürüz. Fatma'cığım sana yoğurtlu kabak dolması ısmarlayayım mı? Şaka şaka para ver. Çağırdığında kanlar kapandığında gidecek umurum kaldı çaydı felek. Sıra bana geldiğinde şansın da yerim neyse feleğin çömeli misin çaydı felek. Düşüyor da araba en son oyunda harfleri bildikten sonra hadi be felek sıra bana geldiğinde şansın da yerindeyse feleğin çemberi misin çare kufelek borçlar çaldığında kalk.